Merhaba arkadaşlar. Bugün felsefe grubu derslerimizden mantık olanını işleyeceğiz ve ilk konumuz olan mantığın konusu ve bölümleriyle dersimize başlıyoruz. Evet, mantık doğru düşünmenin kurallarını koyan bir disiplindir ve mantık terimi iki farklı anlamda karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki mantık bir bilgi dalıdır. Doğa bilimleriyle evreni yasalarla açıklama gibi bir problemi yoktur mantığın. Fizik, kimya gibi bilimler olayları konu almaları, evren hakkında bilgi vermeleriyle bilim olma özelliğini içerirler. Mantık, doğru düşünmenin kurallarını koyarak düşünmeyi bir gözlem olarak ele almaz, açıklamaya kalkmaz. Sadece doğruluk açısından değerlendirir. Bu yüzden mantık bir bilgi dalıdır. Diğeri ise mantık doğru düşünmedir. Mantık, doğru düşünme süreci içerisindeki tutarlılık ve kurallara uygunluktur. İnsan zihninin işleyiş kurallarıdır. Önermelerin tutarlılığı ve çıkarımların geçerliliğini belirleyen kurallardır. Evet, ilk olarak şimdi düşünme ilkelerinin neler olduğuna bakalım. Evet, ekranımızda da gördüğümüz gibi ilk ilkemiz özdeşlik ilkesi. Bir şey neyse odur şeklinde ifade edilir. A, A'dır. Sembolik mantıkta A ise A şeklinde gösterilir. Çelişmezlik ilkesi, bir şey hem kendisi hem kendisinden başka bir şey olamaz şeklinde ifade edilir. A, A olmayan değildir. Sembolik mantıkta A ve değil A şeklinde gösterilir. Üçüncü düşünme ilkemiz ise ekranımızda da gördüğümüz gibi üçüncü halin imkansızlığı ilkesi. Bir şey ya kendisi ya da başka bir şeydir. Üçüncü bir hali olamaz. A ile A olmayan arasında üçüncü bir imkan yoktur. Sembolik mantıkta A veya değil A şeklinde gösterilir. Yeter sebep ilkesi, bir şeyin var olabilmesi için mutlaka yeterli bir sebebi olması gerekir şeklinde ifade edilir. Doğa bilimlerinin temeli olan nedensellik yani determinizm yeter sebep ilkesine dayanmaktadır. Evet arkadaşlar, şimdi mantığın bölümlerinin neler olduğunu söyleyecek olursak, 3 bölüme ayrılır. Bunlar klasik mantık yani formel mantık, özel mantık yani metodoloji, üçüncüsü de sembolik mantık yani modern mantık şeklinde ayrılmaktadır. Evet, ilk konumuz olan klasik mantık, formel mantık kısmı bölümüne geçiyoruz. Klasik mantığın kurucusu Aristoteles'tir. Antik çağ Yunan filozofu Aristoteles, Organon adlı eserinde düşüncenin doğru olup olmadığını denetlemek için bilimsel bir düşünme yöntemi aramış ve doğru düşünmenin kurallarını saptamaya çalışmıştır. Klasik mantık tutarı düşünerek akıl yürütme esasına dayanır. Akıl yürütme, tümden gelim, tüme varım ve analojiyi içerir. Klasik mantıkçılar bunların içinden özellikle tümden gelim ve onun özel bir biçimi olan kıyası ele alırlar. Klasik mantık konuları 3 başlıkta incelenir. Bunlardan ilki kavram ve terim, ikincisi önerme, üçüncüsü de akıl yürütme ve kıyastır. Evet, kavram ve terim ne demektir? Ekranımızda da gördüğümüz gibi kavram, bir objenin zihindeki tasarımı kavram, dildeki ifadesi ise terimdir. Terimler mantıkta dil içine tek başına anlam taşıyan en küçük birimdir. Evet, örneğin ağaç, kuş, canlı, insan, ruh sözcükleri terim. Bu sözcüklerin zihindeki karşılıkları ise kavramdır. Ancak terim olmayan sözcükler de vardır. İle, gibi veya gibi. Evet, terimlerin anlamı, içlem ve kaplama ne olduğuna bakalım. Ekranımızda da görelim. Kaplam bir terimin içine giren bireylerin sayısıdır. Örneğin keçi, koyun, kedi ve benzeri hayvan teriminin kaplamına girer. İçlem, bir kavramın içine giren bireylerin ortak özellikleri, kaplamın içerisinde yer alan terimlerdir. Örneğin, hayvan teriminin içlemine yalnızca tüm hayvanların ortak özellikleri girerken, keçi teriminin içlemine onu anlatan tüm özellikler girer. Hayvan teriminin kaplamı çok, içlemi azdır. Evet arkadaşlar, ekranda da gördüğümüz gibi kaplamla içlem ters orantılıdır. Örneğin hayvanın kaplamı çok, içlemi azken keçinin kaplamı az, içlemi çok olduğunu ekranda görmekteyiz. Evet, bir başka örneğimize geçelim. Yine ekranımızda da gördüğümüz gibi bir diyagram, bir şema görüyoruz. Dikkatli bakacak olursanız arkadaşlar, bu şemadaki terimlerden istavrit teriminin içlemi balık, hayvan, canlı ve varlık terimleridir. Hayvan teriminin içlemi ise canlı ve varlık terimleridir. Evet, şimdi terim çeşitlerinin ne olduğuna geçelim.
Ekranda da görüyoruz terim çeşitleri. Kaplamlarına göre terimlerle başlayalım. Tümel terimlerdir ilki. Aynı türden nesnelerin ortak özellikleri ifade ediliyorsa tümel terim adını alır. Örneğin bütün öğretmenler, tüm ağaçlar, hiçbir insan gibi. Tikel terim ise eğer terim içine giren bireylerin bir kısmını anlatıyorsa tikel terim adını alır. Örneğin birkaç öğrenci, bazı hayvanlar, bazı kuşlar gibi. Tekil terim ise eğer terim içine giren bireylerin bir tanesini anlatıyorsa tekildir. Örneğin Ayşe, Metin, bu ağaç, şu ev gibi. Evet, içlemlerine göre terimler ise neler olduğuna bakalım. Basit terim ilki, basit yani yalın terim, birbiriyle kaplam ilişkisi olan iki terimden içlemi az olan terim basit terimdir. Karmaşık terim ise birbiriyle kapsam ilişkisi olan iki terimden içlemi çok olan terim karmaşıktır. Örneğin kuş ve hayvan terimlerinden hayvan terimi basit, kuş terimi karmaşıktır. Evet, üçüncü olan nitelik ve bağlantılarına göre terimlere bakalım. Evet, bunlar da kendi içerisinde ayrılmaktadır. İlki somut terim. Somut terim, bir terim zihin dışında bir nesneyi anlatıyorsa somuttur. Örneğin ağaç, beyaz taş gibi. Soyut terim, bir nesnenin özelliğini ya da oluş biçimini anlatıyorsa soyuttur. Örneğin beyazlık, çocukluk, adalet gibi. Kolektif terim, yalnızca bir grupta gerçekleşen terimdir. Örneğin ordu, sendika, dernek gibi. Evet, devam ediyoruz. Distribütif terim ise hem grubu hem de grup içindeki bireyi anlatan terimdir. Örneğin asker, üye gibi. Olumlu olumsuz terim ise olumlu terim anlatılan bir nesnedeki bir özelliğin varlığını gösterir. Örneğin güçlü, akıllı, beyaz, çalışkan gibi. Olumsuz terim ise anlatılan nesnedeki bir özelliğin olmadığını gösterir. Örneğin güçlü değil, akıllı değil, beyaz değil, çalışkan değil gibi. Evet arkadaşlar, şimdi terimler arası ilişkilere bakalım. Evet, ekranımızda görüyoruz. İlki eşitlik. İki terimden her biri diğerinin bütün bireylerini karşılıyorsa bu terimler birbirine eşittir. Her şemada da gördüğünüz gibi her düşünen insandır, her insan düşünendir. Bunlar birbirleriyle eşit durumdadır. Evet, ikincisi ise ayrıklık. Ayrıklık, iki terimden her biri diğerinin hiçbir bireyini kapsamıyorsa bu terimler ayrıktır. Hiçbir taş insan değildir. Hiçbir insan taş değildir. Üçüncüsü ise tam girişimcilik. Ekranımızda da gördüğümüz gibi tam girişimcilik, iki terimden biri diğerinin tüm bireylerini içine alıyorsa arasında tam girişimcilik ilişkisi vardır. Şemada da görüyoruz, bazı çiçekler güldür, bütün güller çiçektir. Evet, dördüncüsü ise eksik girişimcilik. İki terimden her biri diğerinin bazı bireylerini içine alıyorsa aralarında eksik girişimcilik vardır. Bazı memeliler balıktır ama bazı balıklar memelidir şeklinde görüldüğü gibi. Evet, şimdi beş tümel konusuna geçelim. Porfirius'un İsagog eserinde geçer. Klasik mantıkçılara göre tanımların temelinde beş tümel vardır. Bunlar şekilde de görüldüğü gibi ekranımızda cins, tür, ayrım, özgürlük ve ilintidir. Evet, beş tümelin kolayca anlaşılabilmesi için Porfirius ağacı verilen bir şema ile gösterilmiştir. Ekranımızda görelim bu Porfirius ağacını. Evet, gördüğünüz gibi cevher, cismi cismi olmayan, cismi olan canlı cansız, canlı olan duygulu duygusuz, duygulu olan da akıllı insan ya da akılsız hayvan şeklinde örnek verebiliriz. Evet, şimdi tanımlayalım bunları. Cinsle başlayalım. Cins, ortak özelliklere sahip olan terimlerin bu özelliklerden dolayı bağlandıkları terime cins denir. Örneğin koyun, keçi, inek nedir sorusuna hayvandır yanıtı verilir. O halde hayvan tek tek olanlara göre cinstir. Tür, cinsin altında sıralanan ve özüne yüklenen şeydir. Cinse göre kaplamı azdır. Örneğin koyun, keçi, inek terimleri türdür. Ayrım, cinsleri ve türleri birbirinden ayıran özelliklerdir. Örneğin insanı diğer türlerden ayıran özellik düşünmesidir. Özgürlük, bir türün ikinci dereceden özelliklerine denir. Örneğin konuşma insana özgüdür ve aklın eseridir. İlinti, özgürlük çeşitli türlere ait ise ilinti adını alır. Örneğin beslenmek insanın ilintisidir. Çünkü bitki ve hayvan türlerinde de aynı özellik vardır. Evet arkadaşlar, şimdi tanım nedir? Tanımın tanımını yapalım. Ekranda görüyoruz. Tanım, bir terimin niteliklerini anlatan önermelere tanım denir. Tanım bir terimi diğerlerinden ayırır ya da başka kavramlarla ortaklaşa paylaştığı özellikleri verir. Tanım, terim içlemiyle ilgilidir. Evet.
Evet, tanımın koşullarının neler olduğuna sayacak olursak, tanım, tanımlanan terimin tüm bireylerinin ortak niteliklerini taşır. Bir terim kendinden daha açık olmayan terimlerle tanımlanmamalıdır. Tanım teriminin ana karakterini tam olarak içine almalı, fazla uzun veya kısa olmamalıdır. Kısır döngü bulunmamalıdır. Evet, şimdi tanımlanamayanlar neler? Ekranda gördüğümüz gibi deneyin doğrudan verileri renk, ses ve duygular, aşk, kin ve nefret gibi kavramlar tam olarak tanımlanamaz. Üstünde cinslerin yer almadığı terimlerin tanımları yapılamaz. Zaman, mekan, birlik, çokluk gibi. Evet, şimdi sınıflandırma nedir? Sınıflandırma ekranımızda görüyoruz. Varlıkları tür ve cinslerine göre sıralamaya denir. Sınıflandırma çeşitleri, yapay sınıflandırma, doğa sınıflandırmadır. Yapay sınıflandırma, pratik değeri olan sınıflandırmadır. Örneğin kitaplar, roman, hikaye, inceleme, şiir kitapları diye sınıflandırmak. Doğa sınıflandırma ise sınıflandırılan varlığın ana karakterini göz önünde bulundurarak yapılan bilimsel sınıflandırmadır. Örneğin hayvanlarda memeli oluş sınıflandırmayı esas alan bir ana karakterdir. Evet arkadaşlar, şimdi ise bölme nedir? Bölme, ekranda görüyoruz. Bölme kaplanma ilgilidir. Bir terimi bölmek, onun uygulandığı ve gösterdiği varlıkları ayırarak göstermektir. Evet, bölmenin iki türü vardır arkadaşlar. Bir, bütünün unsurlarına ayrılması. Bölümler bölünenden ayrıdır. Bütün farklı bölmelerden yapılmış bir bütündür. Örneğin hidrojen ve oksijen suyu oluşturur. Ama su hidrojen ve oksijenden farklıdır. İkincisi ise bir bütünün tikellerine bölünmesidir. Bu tür bölmelere parçalar bütünden farklı özellikler taşır. Örneğin bir ekmeğin dört parçaya bölünmesi gibi. Evet, şimdi ikinci olan büyük konu, önemli bir konu olan önermeler konusuna geçiyoruz. Evet, önermeler iki veya daha fazla terimden yapılmış yargı bildiren sözlere biz önerme adını veriyoruz. Şimdi önermelerin özellikleri nelerdir? Ekranımızda görelim. Önermenin doğru ya da yanlış olması gerekir. Bir yargıda bulunması gerekir. Dua, emir, soru ve istek sözleri önerme değildir. Önermede terimler arası bir bağla bağlanmış olması gerekir. Önermede özne yani yüklenilen, yüklem yani yüklenen ve bağ olmak üzere 3 unsur bulunmaktadır. Evet, önermenin özellikleriyle ilgili örnek verelim. Ekranda da görüyoruz. Ayşe akıllıdır cümlesi doğru ya da yanlış olabileceği için bir önermedir. İnşallah bu işi başarırım cümlesi anlamlıdır. Fakat doğruya ya da yanlış, doğruluğu ya da yanlışlığından söz edilemeyeceği için, yani yargı bildirmediği için önerme değildir. Bir başka örnek ise tebeşir beyazdır. Bunda gördüğümüz gibi özne, yüklem ve bağ ilişkisi kurulmuştur. Evet arkadaşlar, şimdi ise önermelerin özelliklerinden sonra şimdi de türlerinin çeşitlerinin neler olduğuna bakalım. İlki yargı niteliği bakımından önermeler kaça ayrılıyor? Ekranda görüyoruz. Olumlu önermeler, olumsuz önermeler. Olumlu önermeler yüklemin özneyi onayladığı önermedir. Örneğin tüm insanlar ölümlüdür, bazı hayvanlar yırtıcıdır. Olumsuz önermeler özneye yüklenen yüklemi onaylamayan önermedir. Örneğin Ayşe çalışkan değildir, ağaç yeşil değildir. İçerikleri bakımından önermeler ise ekranda görüyoruz. Sentetik önermeler ilki, bu tür önermelerde özneye yüklenen yüklem özne hakkında yeni bilgiler vermektedir. Örneğin Halit çalışkandır. Analitik önermeler, bu tür önermelerde özneye yüklenen yüklem özne hakkında yeni bilgiler vermemektedir. Örneğin üçgen üçkenarlıdır. Evet arkadaşlar, şimdi nicelikleri yani kaplamları bakımından önermelerin neler olduğuna bakalım. Ekranda görüyoruz. Tümel önerme, tikel önerme ve tekil önerme olmak üzere üçe ayrılır. Tümel önerme, özne olan terim bir sınıfın tümünü içine alıyorsa tümel önermedir. Örneğin bütün canlılar ölümlüdür. Tikel önerme, yargı bir kısmı içine alıyor ise tikel önermedir. Örneğin bazı insanlar sarışındır. Tekil önerme, yargı tek bir nesneye veya bireye ait ise tekil önermedir. Örneğin Canan zekidir gibi. Evet, dördüncüsü ise yargının sayısı bakımından önermeler. Bunlar basit bileşik önermeler olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlki basit önermelere bakalım. Tek bir yargı bildiren önermelerdir. Tümel olumlu, örnek bütün insanlar nefes alır. Tümel olumsuz, hiçbir insan zeki değildir. Tikel olumlu, bazı insanlar zekidir. Tikel olumsuz, bazı insanlar zeki değildir. Tekil olumlu, İbrahim çalışkandır. Tekil olumsuz, Hakan çalışkan değildir. Evet, bileşik önermeye geçiyoruz. Ekranda görelim.
birden fazla yargı bildiren önermelerdir. Bileşik önerme türleri, bileşiği açıkça belli önermeler, koşullu önermeler, bağıntılı önermeler, ekli önermeler ve nedenli önermeler olmak üzere ayrılıyor. Evet, bileşiği açıkça belli önermeler, birden fazla yargıyı taşıyan, şekil bakımından da açıkça belli olan önermelerdir. Koşullu yani şartlı önermeler, yargının bir koşula bağlı olduğu önermedir. Örneğin ders çalışırsa üniversiteyi kazanır, yağmur yağarsa yerler ıslanır gibi. Bir sonraki ise bağıntılı önermeler, birden fazla özne ve yüklemden yapılan önermelerdir. Örneğin ne Hatice ne de Müge çalıştı. Deniz ve Kadriye çalışkan ve zekidir. Ekli önermeler, fakat ama gibi kelimelerle yapılan önermelerdir. Vali olabilir fakat adam olamaz. Nedenli önermeler, neden bildiren bir kelime ile yargıları bildiren, yargıları birbirine bağlayan önermelerdir. Örneğin çocuklar seviniyor çünkü oyuncakları oldu. Evet, bir sonraki ise bileşiği gizli olan önermeler arkadaşlar. Bileşiği sadece anlam bakımından belli olan önermelerdir. Özgülü önermeler ilki. Yüklem sadece bir konuya aittir. Örneğin yalnız Hatice dersini çalıştı. Bu önermede iki yargı var. Hatice dersini çalıştı, diğerleri dersini çalışmadı. Çıkarmalı önermeler bir kısım bireyleri dışarıda tutarak konunun bütünü hakkında yargı bildirir. Örneğin Deniz hariç tüm sınıf mantık dersinden hoşlanmazdı. Yine bu önermede iki yargı var. Tüm sınıf mantık dersinden hoşlanmazdı. Yalnız Deniz mantık dersinden hoşlanırdı. Evet, sınırlandırıcı önermeler. Sınırlandırıcı önermeler yargının önceki ve sonraki halini bildiren önermelerdir. Örneğin Emine birkaç gündür hasta. Bu önerme de iki yargıyı içine alır. Emine hastadır. Emine birkaç gün önce hasta değildi. Karşılaştırmalı önermeler bir yargıyı karşılaştırma ile ifade eden önermelerdir. Bu nedenle iki yargıyı içine alırlar. Örneğin Halit Rıza'dan daha şirindir. Bu önermedeki de yine iki yargı var. Bu önermedeki yargılar Ali Rıza şirindir, Halit daha şirindir. Evet arkadaşlar, şimdi ise önermeler arası ilişkilerin neler olduğunu öğrenelim. Evet, önermeler arasında ilişkiler karşı olma ve döndürme ilişkisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlki olan karşıt olma ilişkisine bakalım. Karşıt olma ilişkisi aynı terimden yapılmış iki önerme, nitelik, nicelik veya her iki yönden de birbirinden farklı iseler bu iki önerme arasında karşı olma vardır. İki önerme birbirine ya karşıttır, ya çelişiktir veya altıktır. Karşıtlar karesinde tümel olumlu A, tümel olumsuz E, tikel olumlu I, tikel olumsuz O sembolleriyle gösterilir. Evet arkadaşlar, şimdi ekranımıza dikkatlice bakalım. Şeklimizde de gördüğümüz gibi tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu, tikel olumsuz, tümel olumlu A, tümel olumsuz E, tikel olumlu I ve tikel olumsuz O olarak gösterilmiştir. Birbirlerinin karşıtı, alt karşıtı, altığı ve çelişiği olma durumu ekranda görmekteyiz. Şimdi ise bunların neler olduklarını birlikte tanımlayalım. Evet, ilki karşıt önermeler. Karşıt önermeler konu ve yüklemi aynı olan iki tümel önermenin nitelikleri farklı ise karşıt önermeler denir. Doğru bir tümel önermelerin karşıtı daima yanlıştır. Yanlış tümel önermenin karşıtı bazen doğru, bazen yanlış olur. Örneğin, bütün insanlar ölümlüdür önermesinin karşıtı, hiçbir insan ölümlü değildir olur. Alt karşıt önermeler. Konu ve yüklemi aynı olan iki tikel önermenin nitelikleri farklı ise alt karşıt önermelerdedir. Örneğin, bazı balıklar memelidir önermesinin alt karşıtı, bazı balıklar memeli değildir olur. Altık önermeler, konu ve yüklemi aynı olan iki önerme yalnız nicelik bakımından farklı olup da nitelik bakımından aynı olursa bu iki önerme birbiriyle altıktır. Evet arkadaşlar, altık önermelerinin özelliklerine gelecek olursak, eğer tümeller doğru ise altıkları olan tikeller de doğrudur. Örneğin bütün insanlar düşünür önermesinin altığı, bazı insanlar düşünür olur. Eğer tikeller doğru ise bunların altıkları olan tümeller bazen doğru, bazen yanlış olur. Örneğin bazı kuşlar uçucudur, önermesinin altığı, bütün kuşlar uçucudur olur. Eğer tikeller yanlış ise onların altıkları olan tümeller de yanlıştır. Örneğin bazı insanlar ağaçtır, önermesinin altığı, bütün insanlar ağaçtır olur. Şimdi çelişik önermelere bakalım. Çelişik önermeler konu ya da yüklemi aynı olan iki önerme hem nitelik
hem nicelik bakımından birbirinden farklı iseler bu önermeler birbiriyle çelişiktir. Çelişik önermelerden birisi doğru ise diğeri zorunlu olarak yanlıştır. Örneğin bütün insanlar ölümlüdür önermesinin çelişiği bazı insanlar ölümlü değildir olur. Bazı insanlar sanatçıdır önermesinin çelişiği bütün insanlar sanatçı değildir olur. Evet arkadaşlar, şimdi ise döndürme konusuna geçelim. Döndürme nedir bakalım? Döndürme, bir önermenin niteliğine dokunmadan özne ve yüklemi yer değiştirerek ikinci bir önerme elde etmektir. Döndürme sırasında önermenin eş değer olmasına dikkat edilmelidir. Düz döndürme ve ters döndürme olmak üzere ikiye ayrılıyor. Düz döndürme, önermenin olumlu ve olumsuzluğuna ve doğruluğuna dokunmadan yüklemini özne, öznesine de yüklem yapmaktır. Evet arkadaşlar, düz döndürme kurallarının neler olduğuna ekranımızdan dikkatlice takip edelim. Düz döndürme, tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesi tikel olumlu olur. Örneğin bütün insanlar ölümlüdür önermesinin düz döndürmesi bazı ölümlüler insandır olur. Tümel olumsuzun düz döndürmesi tümel olumsuz olur. Örneğin hiçbir taş ağaç değildir önermesinin düz döndürmesi hiçbir ağaç taş değildir olur. Evet, kurallarımıza devam edelim. Tikel olumlunun düz döndürmesi tikel olumlu olur. Örneğin bazı insanlar güler yüzlüdür önermesinin düz döndürmesi bazı güler yüzlüler insandır olur. Tikel olumsuzun düz döndürmesi olmaz. Döndürmede birinci önerme doğru ise ikinci önermenin de doğru olması gerekir. Halbuki tikel olumsuz önerme düz döndürüldüğünde koşul her zaman gerçekleşmez. Evet arkadaşlar, ters döndürmenin ne olduğuna şimdi bakalım. Ters döndürme, bir önermenin olumlu ve olumsuzluğuna dokunmadan öznenin karşıt halini yüklem, yüklemin karşıt halini özne yapmaktır. Ters döndürmenin kurallarını dikkatlice takip edelim. Evet, tümel olumlunun ters döndürmesi tümel olumlu olur. Örneğin bütün ağaçlar yeşildir önermesinin ters döndürmesi bütün yeşil olmayan ağaç olmayandır olur. Tümel olumsuzun ters döndürmesi tikel olumsuz olur. Örneğin hiçbir insan ot değildir önermesinin ters döndürmesi bazı ot olmayan insan olmayan değildir olur. Tikel olumlunun ters döndürmesi olmaz. Tikel olumsuzun ters döndürmesi tikel olumsuz olur. Örnek, bazı kuşlar kırlangıç değildir önermesinin ters döndürmesi bazı kırlangıç olmayan kuş olmayan değildir olur. Evet, şimdi arkadaşlar kıyas konusunun ne olduğuna bakalım. Akıl yürütme ve kıyas konusuna geçelim. Evet, ekranımızda tanımlayalım. Bilinen doğrulardan yola çıkarak sonuca ulaşmaya akıl yürütme denir. Akıl yürütme 3 tanedir. İlki analoji, temsil yani andırma, iki şey arasındaki benzerlik. İkincisi tüme varım yani indüksiyon. Tikel önermelerden tümel sonuçlar çıkarma. Üçüncüsü ise tümden gelim yani dedüksiyon. Tümel önermelerden tikel sonuçlar çıkarmadır. Evet arkadaşlar, bunlara birer örnek verecek olursak, örneğin analoji ile ilgili, dünyada atmosfer vardır, canlılar yaşar. Mars gezegeninde de atmosfer olduğuna göre Mars'a da canlılar olabilir. Tüme varıma örnek verecek olursak, demir, gümüş, kurşun ısınınca genleşir. Demir, gümüş, kurşun madendir. O halde bütün madenler ısınınca genleşir. Tümden gelimde ise örneğin bütün canlılar ölümlüdür. Bitkiler de canlıdır. O halde bitkiler de ölümlüdür. Sonucu elde edilir. Evet arkadaşlar, şimdi ise kıyas nedir? Kıyası tanımlayalım. Verilmiş önermelere dayanarak zihnin onlardan zorunlu olarak sonuç çıkarma işlemidir. Örneğin bütün kuşlar uçucudur. Serçe bir kuştur. Bunlar birinci öncül ve ikinci öncül. Sonucu ise yani o halde serçe uçucudur. Yani uçar. Sonucu elde edilmesi bir kıyas durumu olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar, ekranımızda da gördüğümüz gibi kıyas kendi içinde üçe ayrılmaktadır. İlki basit kıyas. Bunlar kesin ve seçmeli olmak üzere ikiye ayrılır. Kesin kıyasla yüklemli ve koşullu kıyas olarak ayrılır. İkincisi bileşik kıyas. Bunlar zincirleme, solit ve karma kıyas olarak ayrılır. Düzensiz kıyas üçüncüsü. Entinem, delilli ve safsata yani sofizma olmak üzere ayrılmaktadır.
Evet, ilki basit kıyas. Basit kıyas iki öncül ve bir sonuçtan oluşan kıyastır. Alt başlıkları olan kesin kıyas ise ikiye ayrılır. Bunlar da yine kendi içinde yüklemli kesin kıyas ve koşullu kesin kıyaslardır. Yüklemli kesin kıyas Aristo'dur temsilcisi. Yüklemli kesin kıyas da üç terim bulunur. Büyük terim sonuç önermesinin yüklemidir. Küçük terim sonuç önermesinin öznesidir. Orta terim ise her iki öncülde de yinelenen terimdir. Evet arkadaşlar, bir örnek verelim buna. Bütün insanlar akıllıdır, büyük önerme. Ayşegül insandır, küçük önerme. O halde Ayşegül akıllıdır, sonuç önermesidir. Yukarıdaki bu kıyasta akıllı büyük terimi, insan orta terimi göstermektedir. Evet arkadaşlar, şimdi bunun kurallarını öğrenelim, neler olduğunu. Dikkatlice takip edelim. Yüklemli kesin kıyasın kuralları. Her kıyasta büyük, küçük ve orta diye üç terim bulunmaktadır. Orta terim sonuçta bulunmamalıdır. Orta terim iki öncülere tikey olarak alınmaz. Sonuç daima öncülerin zayıfına bağlıdır. Burada zayıfla kastedilen olumsuzluk ve tikelliktir. Öncüllerden biri olumsuzsa sonuç olumsuz, biri tikelse sonuç tikel olur. Evet, devam ediyoruz. Büyük ve küçük terimlerin öncüllerindeki kaplamı ne kadar ise sonuçta da ondan fazla olamaz. İki olumsuz öncülden sonuç çıkmaz. İki tikelden sonuç çıkmaz. Öncüller olumlu ise sonuç olumsuz olmaz. Şimdi koşullu kesin kıyasa bakalım. Ekranda görüyoruz. Koşullu kesin kıyas ikiye ayrılır. Bitişik koşullu önermelerle yapılan kesin kıyas. Örneğin sınavlara çalışırsan iyi puan alırsın. İyi puan alırsan başarılı olursun. O halde başarılı olursan iyi not alırsın. Ayrık öncüllü önermelerde yapılan kesin kıyasa bunlar ikilem ve dilem olmak üzere ayrılır. Evet arkadaşlar, koşullu kesin kıyasın ayrık öncüllü önermelerle yapılan kesin kıyasla ilgili bir örnek verelim. Dikkatli takip edin. Savaşta cezalandırılan nöbetçi hikayesi ikileme örnektir. Bir savaşta düşman baskın yapıp karşı tarafa büyük kayıp verdirir. Baskına uğrayan birliğin komutanı baskın anındaki nöbetçiyi mahkemeye verir. Yargıç sanık nöbetçiye şöyle der. Eğer gereği gibi nöbet tutuyor idiysen neden baskından birliğine haberdar etmedin? Eğer nöbeti gereği gibi tutmuyor idiysen neden kanun ve emirlere uymadın? Her iki halde kurşuna dizilmeye mahkumsun. Evet, bu güzel örnekten sonra bir başka kıyas örneği olan seçmeli kıyasa geçelim. Seçmeli kıyas sonucun aynının veya karşıt halinin öncüllerde hem şekil hem anlam bakımından bulunduğu kıyaslardır. Örneğin her ne zaman güneş doğarsa o da aydınlık olur. Güneş doğmuştur, o halde o da aydınlıktır. Evet, birleşik kıyas. Birleşik kıyaslı ise birden fazla kıyasın birleşmesiyle oluşur. Üçe ayrılır. Bunlar zincirleme, sorit ve karma kıyaslardır. Zincirleme kıyas, bir kıyasın sonucu ikinci kıyasın öncülü oluyorsa zincirleme kıyastır. Örnek verelim zincirleme kıyasa. Bu ırmak gürültü yapıyor. Gürültü yapan hareket ediyor demektir. Hareket eden donmamıştır. Bu ırmak donmamıştır. Donmamış olan beni taşıyamaz. Bu ırmak beni taşıyamaz. Sorite bakalım. Sorit, zincirleme kıyastaki yenilen önermeler çıkarılırsa sorit elde edilir. Üçüncüsü ise karma kıyas. Bir seçmeli bir kesin kıyasın kurallarına tam uymayan kıyastır. Evet, üçüncüsü olan ise düzensiz kıyasa geçelim şimdi de. Bunlar üçe ayrılıyordu biliyorsunuz. Entinem, sorit ve safsat olmak üzere. Entinem, zihinde tam, anlatımda eksik kıyaslardır. Örneğin Descartes'in ünlü sözü, düşünüyorum, öyleyse varım sözü, kıyasın sonucu ile öncüllerin biri ifade edilerek entinem olmuştur. Bu sözün zihindeki tam şekli, bütün düşünenler vardır, ben düşünüyorum, o halde varım. Evet, ikincisi ise delilli kıyas. Bir kıyasın öncüllerinin kanıtlarının da gösterildiği kıyastır. Üçüncüsü ise safsata, diğer adıyla sofizma. Yanlış öncüllerden yanlış sonuçlar çıkartılarak ya da doğru öncüllerden kıyasın kurallarına uyulmadan yanlış sonuçlar çıkartılarak yapılan kıyastır. Örneğin, ender olan şeyler değerlidir. Şaşı insan endendir. O halde şaşı insan da değerlidir. Evet, gördüğünüz gibi bir safsata durumu söz konusu. Şimdi konumuzla ilgili sorularımıza geçelim. İlk sorumuz, ekranda görelim. Bir şey neyse odur, A ise A. Bir şey aynı zaman ve koşullar altında hem var hem de yok olamaz. Değil A ve değil A.
Bu iki ifade aşağıdaki düşünme ilkelerinden hangilerinde doğru olarak gösterilmiştir? A. Özdeşlik çelişmezlik, B. Çelişmezlik üçüncü halin imkansızlığı, C. Çelişmezlik yeter sebep, D. Özdeşlik yeter sebep, E. Yeter sebep üçüncü halin imkansızlığı. Arkadaşlar dikkatlice bakacak olursak bir şey neyse odur özdeşlik. Bir şey hem var hem de yok olamaz ifadesi de çelişmezlik ilkesini gösterir. Doğru cevap A seçeneğidir. Evet bir başka sorumuza geçelim. Hayat acıdır, biber acıdır, o halde hayat biberdir. Yukarıdaki kıyasla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Entinem, B. Sorit, C. Safsata, D. Delilli kıyas, E. Karma kıyas. Evet arkadaşlar, yanlış öncüllerden yanlış sonuçlar çıkarmaya ya da doğru öncüllerden kıyas kurallarına uymayan sonuçlar çıkarmaya biz safsata ya da diğer adıyla sofizma adını veriyoruz. Doğru cevap burada da açıkça görüldüğü gibi C seçeneğidir. Evet, 1984 yılında çıkmış bir ÖSS sorusu. Evet arkadaşlar, sağlıklı çocuk spor ve düzenli beslenme olarak şeklimizi görmekteyiz. Yukarıdaki şekle göre 6 numaralı alanı ifade eden önerme aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Seçeneklere bakalım. A. Bazı sağlıklı çocuklar düzenli beslenirler ya da spor yaparlar. B. Tüm sağlıklı çocuklar düzenli beslenirler. C. Bazı sağlıklı çocuklar hem spor yapar hem de düzenli beslenirler. D. Tüm sağlıklı çocuklar spor yapar ve düzenli beslenirler. E. Bazı sağlıklı çocuklar spor yaparlar denmiş. Şimdi arkadaşlar diyagramımıza tekrar geri dönelim. Diyagramımıza bakacak olursak burada kavramlar arasında bir eksik girişimcilik olduğunu fark edeceğiz 6 numaralı alanda. Yargı tikel kavramı ile ele alınmıştır ve burada da bazı bireyleri içine almıştır. Dolayısıyla seçeneklere dikkatli baktığımızda buradaki 6 numaralı alan C seçeneğinde ifade edilmiştir. Bazı sağlıklı çocuklar hem spor yapar hem de düzenli beslenirler. Doğru cevap C seçeneği. Bir başka sorumuza geçelim. 87 yılında çıkmış bir ÖSS sorusu. Bazı üçgenler ikizkenardır önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir? A. Bazı üçgenler ikizkenar değildir. B. Tüm üçgenler ikizkenardır. C. Bütün eşkenar üçgenler ikizkenardır. D. Bazı üçgenler eşkenardır. E. Hiçbir üçgen ikizkenar değildir. Evet arkadaşlar, soruya dikkatli bakacak olursanız bu önerme nitelik ve nicelik bakımından tikel olumludur ve tikel olumlu bir önermenin çelişiği ise tümer olumsuz bir önerme olmak zorundadır. Seçeneklere bakalım. Dikkat edecek olursanız açıkça görülüyor. Doğru cevap hiçbir üçgen ikizkenar değildir olmalıdır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bir başka sorumuza geçelim. Aşağıdaki önermelerden hangisi bazı madenler sıvıdır önermesiyle eşdeğerdir? A. Tüm madenler sıvıdır. B. Bazı sıvılar madendir. C. Hiçbir maden sıvı değildir. D. Civa sıvı bir madendir. E. Bazı madenler sıvı değildir. Evet arkadaşlar, bir önermenin düz döndürülmüş şekli onun eşdeğeridir. Döndürme önermenin niteliğini değiştirmeden bildiğiniz gibi yüklemini öznesini yüklem yapmaktır. Seçeneklere baktığımızda doğru cevabın B olduğu açıkça görülecektir. Bazı sıvılar madendir. Doğru cevap B seçeneğidir. Bir başka sorumuza geçelim. Ayçiçeği üretimi artırılırsa halk sıvıya ucuza yiyebilecek. Ayçiçeği üretimi artırıldı. Bu iki önerme doğruysa aşağıdakilerden hangisi yanlış olmaz diye sorulmuş. A. Halk sıvıyı ucuza yiyebilecek. B. Bu kez de zeytinyağı üretimi düşecek. C. Artık yağ sıkıntısı çekilmeyecek. D. Sıvı yağ dış alımı durdurulacak. E. Katı yağların üretimi azalacak. Evet arkadaşlar, kıyas kurallarına göre orta terim sonuçta yer almaz. Dolayısıyla kıyas örneğinin sonucunda da A seçeneğine dikkatli bakacak olursak halk sıvıya ucuza yiyebilecek olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir başka ÖSS sorusu. Bütün metaller ısıtılınca genleşir ifadesi bir önermedir. Bütün metaller ısıtılınca genleşir, o halde ısıtılan tel çubuk da genleşir ifadesi bir çıkarımdır. Buna göre bir çıkarım oluşturmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A. Bir olumlu önerme. B. Birden çok yargı. C. Birden çok önerme eklemi. D. Bir tümel önerme.
el bir doğruluk değerli. Evet arkadaşlar, kıyas kurallarından biri de öncüllerden birinin tümel olmasıdır. Doğru cevap açıkça görüldüğü gibi bir tümel önerme gereklidir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir başka soru. Hiçbir böcek kuş değildir. Bazı uçan hayvanlar böcektir. O halde hiçbir uçan hayvan kuş değildir. Bu akıl yürütme aşağıdaki kıyas kurallarından hangisine aykırı olduğu için geçerli değildir? A. Her kıyasta büyük, orta ve küçük terim bulunmalıdır. B. Orta terim sonuç önermesinde yer almaz. C. Öncüllerden birisi mutlaka tümel olmalıdır. D. Öncüllerden birisi tikel ise sonuç da tikeldir. E. Öncüllerden birisi olumsuz ise sonuç da olumsuzdur. Evet arkadaşlar. Kurallardan hangisine aykırı olduğu için geçerli değildir sorusu sorulmuş. Önermede öncüllerden birisi tikel ise sonucu da tikel olması gerekir. Dolayısıyla seçeneklerde de açıkça görmekteyiz. Doğru cevabımız öncüllerden birisi tikel ise sonuçta tikeldir olmalıdır. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir başka ÖSS sorusuna geçelim. Hasan babasından para gelirse ya da çalıştığı yerden haftalığını alırsa geziye katılacaktı. Oysa Hasan geziye katılmadı. Yukarıdaki öncüllerin mantıksal sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Seçeneklerimize bakalım. A. Hasan'a babasından para gelmiştir ama çalıştığı yerden haftalığını alamamıştır. B. Hasan'a ya babasından para gelmiş ya da çalıştığı yerden haftalığını almamıştır. C. Hasan'a ne babasından para gelmiş ne de çalıştığı yerden haftalığını almıştır. D. Hasan'a hem babasından para gelmiş hem de çalıştığı yerden haftalığını almıştır. E. Hasan'a babasından para gelmemiştir ama çalıştığı yerden haftalığını almıştır diye sorulmuştur. Evet arkadaşlar, dikkatli bakacak olursanız bu soru seçmeli kıyasa örnektir. Kıyasın sonucu öncüllerde ya aynı biçimde ya da karşıt biçimde bulunmalıdır. İkinci öncül olumsuz bir önerme olduğuna göre sonuçta olumsuz olması gerekir. Dolayısıyla seçeneklere bakalım. Doğru cevabımız Hasan'a ne babasından para gelmiş ne de çalıştığı yerden haftalığını almıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci bölüm olan özel mantık yani metodoloji kısmına geçelim. Evet, özel mantık metodoloji Bacon, Descartes ve John Stuart Mill tarafından geliştirilmiştir. Zihnin işleyiş yasalarının nesnelere uygunluğunu inceleyen bir mantık alanıdır. Özellikle doğa bilimlerine uygulanan deneysel yöntem üzerinde durmuşlardır. Deneysel yöntem bilindiği gibi 4 aşamada gerçekleştirilmektir. Bunlar gözlem, hipotez yani varsayım, deney, yasalar ve teorilerdir. Evet, John Stuart Mill'in 4 kuralına da kısaca değinecek olursak, uygunluk kuralı, ayrım kuralı, birlikte değişim kuralı ve tortu kuralıdır. Evet arkadaşlar, şimdi de modern yani sembolik mantık kısmına geçiyoruz. Tanımıyla başlayalım. Sembolik modern mantık. Modern mantık matematiksel kesinlikle hareket eden bir disiplindir. Modern mantıkta kendi kavramlarını sembolleştirerek son amaç olan çıkarımların geçerliliğini denetler. Evet arkadaşlar, şimdi sembolik mantıkta kullanılan önerme eklemlerinin ekranda görelim. V tümel evetleme eklemi ise koşul eklemi veya tikel evetleme eklemi. Ancak ve ancak karşılıklı koşul eklemi değil ise değilleme eklemi olarak görmektedir. Bileşik önermenin ne olduğuyla başlayalım. Bileşik önerme, sembolik mantıkta semboller P, Q, R, S, T şeklin önerme eklemi almış önermeler sembolik mantıkla bileşik önerme adını alır. Örneğin değil P, P ve Q, değil P veya değil Q gibi. Basit önerme eklemi almamış olanlar ise basit önerme adını alır. Örneğin P, Q, R gibi. Evet, şimdi bileşik önermelerin evetleme ekleminin neler olduğunu öğrenelim. İlki tümel evetleme eklemi. Evet, günlük dilde iki veya daha fazla önermenin V ile dile getirilmesini sağlayan eklemlerdir. Gösterimi ekranda da gördüğümüz gibi V'dir. Evet, örneğin Ayşegül ve Nuray çalışkandır. Ne Ayşegül ne de Nuray çalışkandır. V eklemiyle kurulan bileşik önermelerin bu örneğin önermelerinin doğruluk tablosunda gösterilmesini inceleyelim. P, Q, P ve Q olarak sembolize edersek,
Doğru ve doğru, doğru. Doğru ve yanlış, yanlış. Yanlış ve doğru, yanlış. Yanlış ve yanlış, yanlıştır. Bir tümel evetlemenin doğru olabilmesi için bileşenlerin tümünün doğru olması gerekir. Bileşenlerden eğer biri yanlış ise tümel evetlemenin kendisi de yanlıştır. Tikel evetleme eklemine geçelim. Tikel evetleme ekleminde iki veya daha çok önermeyi birleştiren veya ya da gibi kelimelerle ifade edilen denklemlerdir. Sembolik gösterimi ekranda da gördüğünüz gibi veya'dır. Örnek verelim. Altan İzmir'e veya Antalya'ya gitti. Veya eklemiyle kurulan bu bileşik önermenin doğruluk tablosunda gösterilmesini, bu örneğin doğruluk tablosunda gösterilmesini ekranda görelim. P veya Q olarak nitelendirelim. Doğru veya doğru, doğru. Doğru veya yanlış, doğru. Yanlış veya doğru, doğru. Yanlış veya yanlış, yanlıştır. Bir tikel evetlemenin yanlış olabilmesi için bileşenlerinin tümünün de yanlış olması gerekir. Şart yani koşul eklemine geçelim. Günlük dilde ise, se, sa gibi sözlerle ifade edilen eklemdir. Sembolik gösterimi de ekranda gördüğümüz gibi ise'dir. Örnek verelim. Örnek, nem artarsa yağmur yağar. P ise Q. İse eklemiyle kurulan bu örneğin doğruluk tablosunda gösterilmesini ekranda inceleyelim. P, Q, P ise Q. Doğru ise doğru, doğru. Doğru ise yanlış, yanlış. Yanlış ise doğru, doğru. Yanlış ise yanlış, doğrudur. Evet arkadaşlar, bir koşulun doğru olması için eğer ön bileşen doğruysa art bileşenlerin de doğru olması gerekir. Ama ön bileşen yanlışsa art bileşen doğru olsa da koşul doğrudur. Ön bileşenin yanlış, art bileşenlerin doğru olduğu durumlarda da yanlıştır. Evet, şimdi ise karşılıklı koşul eklemine bakalım. Karşılıklı koşul ekleminde ise günlük dilde ancak ve ancak karşılığı olarak gösterilir. Sembolik gösterimi ancak ve ancaktır. Örnek, Murat ancak ve ancak ders çalışırsa sınavı kazanır. Ancak ve ancak bu örneğin doğruluk tablosunda gösterilmesini ekranda inceleyelim. P, Q, P ancak ve ancak Q. Doğru ancak ve ancak doğru, doğru. Doğru ancak ve ancak yanlış, yanlış. Yanlış ancak ve ancak doğru, yanlış. Yanlış ancak ve ancak yanlış, doğrudur. Bileşenlerin aynı doğruluk değerine sahip olduğu durumlarda karşılıklı koşul da doğrudur. Değilleme eklemine geçelim. Evet, günlük dilde değil olmaz gibi deyimlerle ifade edilir. Sembolik gösterimi ekranda görüyoruz. Bu değilin doğruluk tablosunda gösterimini P, Q, değilin değili P olarak görüyoruz. Doğrunun değilinin değili yine doğruyu dikkat edersek, yanlışın değilinin değili yine yanlışı verir. Bir önermenin değilinin değili yine kendisini vermektedir. Evet arkadaşlar, şimdi önermelerin tutarlılığı ve geçerliliğine geçelim. Tek önermenin tutarlılığı, en az bir doğrulayıcı yorumlaması olan önerme tutarlıdır. Doğrulayıcı hiçbir yorumlaması olmayan önerme, dikkat edecek olursak ekranda, önermeler mantığında her yorumlamada doğru olan önermeye totoloji, her yorumlamada yanlış olan önermeye ise çelişki denilmektedir. Evet arkadaşlar, doğrulayıcı hiçbir yorumlaması olmayan bir önermede de burada doğru, 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 yanlış, yanlış tutarlı olduğunu, doğru, yanlış, 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 yanlış olduğu da tutarsız olduğunu göstermektedir. Önermelerin birlikte tutarlılığı ise birkaç önermenin birlikte tutarlı olabilmesi için bu önermeleri birlikte doğru kılan bir yorumlamanın bulunması gereklidir. Evet, ekranımıza da görüyoruz. Arkadaşlar, bu yorumlama çizelgesinde son satır, kırmızıyla olan son satır doğru, doğru, doğru yer aldığı için PQR önermeleri birlikte tutarlıdır diyoruz. Evet arkadaşlar, bu yorumlamada ise hiçbir DDD satırı olmadığı için PQR önermelerinin de birlikte tutarsız olduğunu söyleriz. Önermelerin geçerliliğine geçelim. Tüm yorumları doğru olan önerme geçerlidir. Yorumlamada yanlış bulunan önerme ise geçersizdir. Geçerli olan önerme aynı zamanda tutarlı bir önerme olma özelliğine de sahiptir. Ekranda görüyoruz. Doğru doğru ise tutarlı geçerli, doğru yanlış ise tutarlı geçersiz, yanlış yanlışsa tutarsız geçersizdir. Evet arkadaşlar, şimdi ekranımızda da gördüğümüz gibi bir örneğimize bakalım. P ve Q ise P gibi bir ifade verilmiş. Burada dikkatli bakacak olursak P ve Q ise P gibi ifadenin hepsi doğru olduğu için geçerlidir. Şimdi arkadaşlar,
Önermelerin eş değerliliği konusuna geçiyoruz. Doğruluk çizelgesinde aynı satırda aynı doğruluk değeri olan önermeler eş değerdir. Sembolik gösterimi eş değer işareti ekranda görülmekte. Evet arkadaşlar, burada P, Q, değil P, değil P ise Q, P veya Q gibi ifadeler verilmiş. Şimdi burada özellikle değil P ise Q önermesiyle P veya Q önermesi aynı satırda aynı doğruluk değerlerini aldıkları için eşdeğerdir diyoruz. P eşdeğer Q şeklindeki bir ifade eşdeğer işaretinin eşdeğerliği ifade etmesinden dolayı P ve Q eşdeğer olarak kabul edilmektedir. Evet, kabul edilmiştir. Evet, şimdi önermeler mantığına ilişkin bazı eşdeğerliklerin kurallarının neler olduğunu dikkatlice bakalım. Değilinin değilinin P'si P'ye eşdeğerdir. P veya Q'nun değili değil P ve değil Q'ya eşdeğerdir. P ve Q'nun değili değil P veya değil Q'ya eşdeğerdir. P ise Q'nun eşdeğeri değil P veya Q'dur. P ise Q'nun değilinin eşdeğeri P ve değil Q'dur. P ancak ve ancak Q'nun eşdeğeri P ve Q veya değil P ve değil Q'dur. P ancak ve ancak Q'nun değilinin eşdeğeri P ve değil Q veya değil P ve Q'dur. Bir başka P ancak ve ancak Q değilinin eşdeğeri P ise Q ve Q ise P'dir. Evet arkadaşlar, şimdi çıkarımların geçerliliğine geçelim. Bir çıkarmanın geçerli olup olmadığını denetlenirken sonuç önermesinin değillemesi alınır. Elde edilen önermeler tutarsızsa çıkarım geçerli, tutarlı ise geçersizdir. Örneğin P ancak ve ancak Q, o halde P ise Q çıkarımının geçerliliğini denetlerken önce, yani o halde kaldırılıp sonuç önermesinin değillemesi alınır. P ancak ve ancak Q değil, P ise Q olarak. Ekranımızda da görelim tablo olarak. Evet arkadaşlar, D'lerden oluşan tek bir sonuç olmadığı için P ancak ve ancak Q, P ise Q'nun değili önermeleri tutarsızdır. O halde P ancak ve ancak Q, o halde P ise Q çıkarımı da geçerlidir. Çözümleyici çizelgeye geçiyoruz. Evet, çözümleyici çizelge bir ya da birden çok önermenin tutarlı olup olmadığını ortaya koymak için bu önermelerin adım adım çözümlenmesine dayanır. Çözümleyici çizelgeyi kurmak için önce denetlenecek önerme veya önermelerin tutarlı olduğu, yani ortak ya da doğrulayıcı yorumlaması olduğu kabul edilir. Evet arkadaşlar, şimdi çözümleyici çizelgenin temel çözümleme kurallarının neler olduğuna bakalım. Ekranda da gördüğümüz gibi bunlar tümel evetleme, tikel evetleme, koşul eklemi ve karşılıklı koşul eklemidir. Şimdi çözümleyici çizelginin temel eşdeğerliklerinin neler olduğunu tahtamızda görelim. Evet, çözümleyici çizelgenin temel eşdeğerlikleri, buna kısaca çatal açma yöntemi de olarak söylüyoruz. P ve Q gibi bir ifadenin, P ve Q gibi bir ifade, P ve Q olarak, Q olarak bu şekilde gösterilmekte. P ve Q gibi bir ifadenin değili ise, çatal açma dediğimiz değil P ve değil Q olarak ifade edilmekte. P veya Q gibi bir ifade ise P, Q şeklinde gösterilmekte. P veya Q gibi bir ifadenin değili ise değil P, değil Q şeklinde gösterilmekte. P ise Q gibi bir ifade ise değil P, Q olarak gösterilmekte. P ise Q gibi bir ifadenin değili ise P değil Q şeklinde gösterilmekte. Evet, şimdi ancak ve ancak geçelim.
P ancak ve ancak, Q gibi bir ifade ise kendi içerisinde ayrılmakta. P değil Q, değil P ve Q olarak gösterilmekte. P ancak ve ancak Q gibi bir ifadenin değili ise P değil Q, değil P, Q şeklinde gösterilmekte. Evet arkadaşlar, şimdi niceleyici değilleme kurallarının neler olduğuna bakalım. Ekranda da gördüğümüz gibi niceleyici değilleme kuralları özellikle ilk işaretimiz tümel niceleyici, her bütün hiçbir ifade etmekte. Diğeri ise diken niceleyicidir. Bazı, çoğu, en az bir gibi değerleri ifade etmektedir. Niceleyici değilleme kuralları ise değil ifadesinde ve bazı ifadesinde ekranda eş değerliklerini görmekteyiz. Ana eklem ve ana bileşenler ise bir bileşik önermede önermenin tümünü etkileyen ekleme, ana eklem çevresinde yer alan önerme veya önermelere de ana bileşen denilmektedir. Örnek ekranda görüyoruz, bir değil gibi bir ifade ana eklemken bir P gibi bir ifade ana bileşen olabilir. Evet, şimdi sorularımıza geçelim. İlk sorumuz ekranda gördüğümüz gibi. Evet, arkadaşlar çizelgeyi ekranımızda görmekteyiz. Sorumuzun ne olduğuna bakalım şimdi. Yukarıdaki çizelgede 1 ve 2 numaralı önermeler birlikte tutarlıdır. Buna göre bir önermenin birlikte tutarlı olabilmesi için hangi unsur gereklidir? A birlikte en az bir kez doğru olmaları, B birlikte yanlış değeri almamaları, C en az 3 yorumun doğru olması, D bileşenlerden birinin değilli olması, E en az 2 yorumun doğru olması. Evet arkadaşlar, çizelgemizi, tablomuzu tekrar ekranda görecek olursak, bir önermenin birlikte tutarlı olabilmesi için birlikte en az bir kez doğru olmaları gerekir. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi 1 ve 2 numarada en az bir kez doğruluk değerini almış olmaları gerekir tutarlı olması için. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet, ikinci bir başka sorumuza geçelim. Tabloya dikkatli bakacak olursanız sorumuzda şu sorulmuş. Yukarıdaki çizelgede yer alan önermelerden hangileri için denklik söz konusudur demiş. 1, 2, 3, 4 ve 5'e dikkatli bakacak olursanız hangisinin denk olduğuna bakalım. Evet arkadaşlar, dikkatli bakalım. 3 ve 5'in doğru yanlış değerleri aldığını görmekteyiz. Doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Bir başka sorumuza geçelim. Bir önermenin yorumlarından 3'ü doğru, 1'i yanlış olduğunu aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Geçerli ve tutarlıdır, geçersiz ama tutarlıdır, geçersiz ve tutarsızdır, hem geçerli hem tutarsızdır, eşdeğerlik söz konusudur. Arkadaşlar, önermenin yorumlarından 3'ü doğru, 1'i yanlışsa geçersiz ama tutarlıdır deniz. Doğru cevap B seçeneğidir. Bir başka sorumuza geçelim. P yerine doğru, Q yerine yanlış değeri konulduğunda aşağıdaki değerlerden hangisi doğru değerini alır? A P ise Q, B, P ancak ve ancak değil Q, C, P ve Q, D, değil P ve değil Q, E, değil P veya Q. Bunları tek tek inceleyecek olursak arkadaşlar, bakacak olursak doğru cevabın B seçeneğinin olduğunu göreceksiniz. P ancak ve ancak değil Q, bu doğru değerini alır. Bir başka sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi P ve Q sembolüyle gösterilir? Bu deney yapılırken dikkat edilmezse patlama olabilir. Bütün arkadaşları sinemaya gitmişse o da gitmiştir. Yolculuğa ya otobüse ya da trenle çıkacağım. Bazı hastalıkların ortaya çıkışında kalıtım kadar beslenme de etkilidir. Otobüs yahut minibüs sayısının arttırılması bu kentin ulaşım sorununu çözemez. 93 yılında çıkmış bir ÖSS sorusu. Evet arkadaşlar, eklemi tümel evetleme eklemidir sorumuzda. Önermeler birbirine kadar sözcüğüyle bağlanmıştır. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. Bir başka sorumuza geçelim. Bir önermeler grubunun çıkarım sayılabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Bir sonuç önermesine ulaşılmış olmasına, iki doğru önermeye sahip olmasına, geçerli bir akıl yürütmeye dayanmasına, tutarlı önermelerden oluşmasına, aynı doğruluk değerine sahip önermeler oluşmasına.
Çıkarımın olması için önermeler bir sonuç önermesine ulaşması gerekir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, mantık dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Konuyla ilgili bol soru çözmenizi sizlere tavsiye ediyorum ve hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.